konuşmamız gerekiyor. Buyurunuz. Çok güzelsiniz. Allah Allah. Göbek atmaya başlıyorum. Allah'ım yarabbim, çok şükür sette hissetiniz vardı. Maktofon Show'dan herkese merhaba. Ben Mike ve karşımda Yeşim Ceren Bozoğlu var. Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında bir yazı yazmıştım Monatik'te. Okuyabilirsiniz. Ve bu yazıyı şimdi, oradaki değindiğim noktaları Yeşim Ceren Bozoğlu ile birlikte konuşmak istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi hakkınızda bir yazı yazdım. Evet. Hüngür hüngür ağlattın beni. Evet. Çok mutlu oldum. Vicdansız bir insansın. Evet. Çok kötüyüm. Çok kötüsün. Evet. O yazıda şuna değindik. Yüzleşme diye bir dizimiz başladı ve çok güzel bir dizi. Oyuncular inanılmaz. Ama benim için açıkçası en önemlisi sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Zümrüt karakteri, Zümrüt Karaca karakteri çok enteresan bir karakter. Ve siz bu karakter içinde tıpkı diğer karakterleriniz gibi oldukça hazırlık sürecinden geçtiniz. Evet. Öncelikle tabii ki yani Zümrüt karakteri sizin için Nuran'dan, işte atıyorum Gestapo'dan, o şeyden, Domuşuk Sevim'den o farkı ne mesela? Öyle başlayalım. Yani bir kere sosyal sınıfsal olarak çok üst düzey bir kadın, işte böyle bir sürü hastaneleri, işte otelleri, helikopterleri, bir şeyleri falan filan. Evet. Arabaları, bir şeyleri olan çok zengin bir kadın. Evet. Ben uzun zamandır dramalarda böyle bir kadını oynamamıştım. Evet. Bir de tehlikeli bir karakter çünkü hani plastik görünebilir. Evet. Algılanamayabilir izleyici tarafından belki. Evet. Ama ben böyle anti kahraman oynamayı zaten çok seviyorum. Evet. Oynadığım şeyin içinde başka renkler olmasını tabii çok önemsiyorum. Zümrüt açısından da benim açımdan en önemli olan şey şuydu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş ortaya çıkacağı üzere dişi bir şeytan. Tabii. Gerçek bir psikopat. Kibar tabirle. Yani sosyopat da değil, bayağı psikopat yani. Fakat altında korkunç bir hikaye var. Evet. Yani korkunç bir anne hikayesi var. Yani. Baba tarafından reddedildiğini, yok sayıldığını zannediyor uzun yıllar boyunca. İşte Uğur Yücel'in oynadığı, evet, Fikret karakterinin kızı aslında. Biz daha o yüzleşmeleri yavaş yavaş daha başlıyoruz. Daha yavaş yavaş geliyoruz, aynen, o yüzleşmelere. Teşekkürler. Ve çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Ve yani aslında bir Monte Cristo hikayesi, evet, yüzleşme. Çünkü masal karakteri de bir intikam için geliyor. O kendi uğradığı işte korkunç bir cinsel istismardan mütevellit, evet, kasabaya geri dönüyor. Ablası olduğunu Zümrüt'ün bilmiyor. Zümrüt de babadan ve bütün o kalender kasabasından intikam almak i̇ntikam için geri dönüyor ama korkunç bir çocukluk. O yüzden de yani bu kadar güçlü imparatoriçe gibi bir kadının altında gerçekten paramparça bir çocuk olması beni çok heyecanlandırıyor oynarken. Şöyle bir şey var şimdi, Zümrüt karakterinin bir de hiçbir şeye benzememe bir durumu var. Sizin geçmişte canlandırdığınız bir şekilde. Çok şükür, inşallah. İnşallah başarmışımdır. Ben bunu özellikle yaptığınızı düşünüyorum açıkçası. Yani özellikle mesela Domuşuk Sevim bambaşka bir karakter. İşte Gestapo zaten inanılmaz böyle şöyle bir surat. İşte evet, insanlar korkuyor hala, evet, o karakteri hatırladığında. Bilinç yaptığınızı düşünüyorum. Tabii yani ya ben 9 Eylül Güzel Sanatlar, evet, Fakültesi oyunculuk bölümünü bitirdim. Evet. Buraya geldiğimde de hiçbir tanıdığım yoktu, hiçbir torpilim yoktu ve benim gibi binlerce insan bu sektöre girmeye çalışıyordu. Şimdi de olduğu gibi. Dolayısıyla yani güzellik satmak benim için hiçbir zaman tercih ettiğim bir şey olmadı. En gençlik, evet, en güzellik zamanlarımda da. Evet. Torpil vesaire, ilişkiler, şöyle bir şeyler, onlar bana zaten çok uygun şeyler değil. Dolayısıyla satabileceğim bir tek şey vardı elimde, o da aktörlük. Aktörlük, evet. O yüzden de oynadığım bir şeyin, hı hı, bir sonrakinin zıttı olması konusunda özellikle çünkü neden? Dikkat hemen çekmeye söyleyebilir miyim? Yazıda da bahsetmiştim onu, hemen söyleyeyim, evet, tekrardan. Sizin yaptığınız şey tamamen bir oyunculuk, oyunculuğun gerektirdiği şeyi yapıyorsunuz. İnşallah. Yani bu anlaşıldığını düşünüyorum. Ben nacizane ben bunu vurgulamak istedim açıkçası yazıda. Çünkü hani bir şekilde siz özellikle fiziksel değişimler, hı-hı, bir şekilde o karaktere kendinize entegre edebilmeniz için olağanüstü bir çaba harcıyorsunuz. Ben neredeyse yani bunu gördüm, evet, kendi adıma. Ve bunu bu kadar açık yüreklilikle, kesinlikle, bu kadar takdir ederek dillendiren de nadir insanlardan biri olduğun için ben çok ağladım. Sektörde bir sürü insan, evet, gerçekten işte gözüne iki tane damlayla naneyi pıt 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 bir şey yapıyor. Aynen. İşte o da
baktığınızda adı oyuncu diye geçiyor. Evet. Siz başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Başka uzun bir yere düşünüyorsunuz. Evet, emek vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Bazen de zaman zaman genelde zaten sektörde aman be ne uğraşıyorsun, ne gerek var, işte bak parana, işte yap olduğu kadar sen zatenler falan. Neler neler var. Yani benim kendi öğrencilerim bile Zümrüt karakteri için. Evet. Ben 3 ay eve kapandım ve deli gibi çalıştım. Ya hocam diyorlar yani siz zaten artık çıktığınızda işte siz öyle değil o. Diyorsun. Öyle değil o iş yani. Peki sizi ne motive ediyor? Yani şimdi siz olduğunuz zaten niye kendinizi ispat ediyorsunuz diyen bir kitle var ve o kitle evet. Çok yakınınızda. Evet. En yakınlarınız size bunu diyor. Evet. Sizi anlamıyorlar. En yakınlarınız diyor ki yani Yeşim Ceren gerek ne yapıyorsun yok. Diyorlar tabii. Size. Gerek yok. Gerek yok diyorlar. Siz niye gerekli görüyorsunuz mesela? Çünkü bu sadece sizinle alakalı değil. İşini seven, yapan insanların ortak yaşadığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani istikrarlı bir şekilde yola devam. Ama niye mesela? Motivasyonunuz ne mesela? Benim o noktada en önemli motivasyonum sıkılmamak. Ben şaşırdım, hiç böyle bir cevap beklemedim. Çünkü ben kendini tekrar eden, gelişmeyen ve değişmeyen, dönüşmeyen, bozuk plak gibi aynı şeyi yapan, üreten insanlardan çok sıkılıyorum. En çok da kendimden sıkılıyorum eğer aynı şeyi yaparsam. O yüzden de her seferinde gelişmek, denemek zorunda hissediyorum kendimi. Evet. Başarılı olabilirim, başarısız da olabilirim ama beni hayatta mutlu eden şey o deneyimi yaşamak. Yani oyunculuk yapmakla ilgili iki temel motivasyonum var benim. Bir tanesi gerçekten yaşam arsızlığı. Yani giremeyeceğim sokaklara girmek, o ruhsal olarak, duygusal empatik olarak. Kurmak. Aynen öyle. Yani o hayatımda izin vermediğim duyguları deneyimlemek bir motivasyon o. Bir de hayatı doğru yaşama bilgisini edinmek için deneyim çok önemli bir şey. Yani surviving bilgisi de beni çok ilgilendiriyor. Hani hayatta kalmak ama o hayatta kalırken de yaşayarak. Daha iyi versiyonun olmaya çalışmak. Şebnem Ferah'ın bir şarkısında vardı şeyde Okyanus diye. Benim o sularda yüzmem gerek. Kaybedeceğim, edeceğim hiç önemli değil ama aynen benim öyle. O sularda yüzeceğim aynen diye. Öyle. Denemekten korkmamak aslında bence birçok şeyin anahtarı diye düşünüyorum. Tabii ki bazı klişe şeylerden de konuşmamız gerekiyor. Buyurunuz. Çok güzelsiniz. Allah gerçekten çok güzelsiniz ve bunu çok size diyen 700 milyonuncu insan falan olabilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Size ne hissettiriyor bu? Çünkü çok klişe bir şey. Çünkü gerçekten masanın güzelsiniz. Masanın altına girmek istiyorum. Dürüst duygum o. Değil mi? İltifat almaya alışkın değilim. Evet. İltifat almak çünkü başka konusunda... bir yoldasınız uzun süredir ve ilk defa bu kadar ana akım bir şey cümleyle karşılaşıyorsunuz. Yani o yüzden de yani bir karakter için olmasa gene çok zorlanırdım diye düşünüyorum ama Zümrüt güzel bir kadın olmak zorunda, ilgi çekici olmak zorunda. O yüzden çok Zümrüt üzerinden böyle kenardan güzel mi? Ne? Gözüm güzel miymiş? Dudaklar falan. Ama tabii ki hani bir de şöyle bir şey var. İşin açığı. Aslında söylememem lazım ama fiziksel güzellik netice itibariyle anneden ve babadan ve Allah'ın verdiği bir şey. Evet, emek evet. Le çok olan bir şey değil. Yani o Allah vergisi denilen bir şey ya. O yüzden de orada bir emek olmadığı için kişisel bir başarı olarak algılayamıyorum ben güzelliği. O yüzden de benim için yani hani şu yaşlarda işte güzel olmak, çekici bir kadın olmak bunlar zaten hani olabilecek şeyler. Ama mesela 80 yaşında sen insanları kendine hayran bırakıp aşık edebiliyorsan işte ben gerçek başarı diye ona derim. O da ancak ruhsal güzellikte olan bir şey. Evet. O yüzden de bu deneyim ve kendini olabileceğin en iyi versiyonun haline getirmek benim için çok önemli. Geçen bir yazı yazmıştım, gene Monotip'te yazmıştım. Meral Çetinkaya hakkında iyi ki doğdun diye. Şimdi tam olarak sizi ben açıkçası nacizane hemen Monotip'le ilgili yazının devamı, ikinci part. Sizi ona benzetiyorum efendim. Ah. Çünkü neden? İltifattan dizlerim gerçekten titredi şu anda. Meral yani, abla çok özel. Mart ayının başında doğum günüydü ve şey çok yazdım. Özel. Hani, gerçekten Meral Hanım 50 yaşından 60 yaşından sonra
Hani Oscar diye bir seçeneğimiz olsa her sene mutlaka adaylık alır. Meryl Streep gibi bir... Muazzam bir aktör. Ve sizin de açıkçası şu an size insanlar yanlış anladığını düşünüyorum. Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Sizin duymak istediğiniz şey bence bu değil zaten. Valla birinci bölümden sonra böyle Instagram bir yıkıldı. Böyle şöyle güzel olmuş, böyle sayıdım. Onlara geleceğim. Ben Gökçe'ye şey diyorum böyle, yalnız bir şey diyeceğim kimseye, yani çok iyi oynamış demedi henüz, nasıl olacak bu iş falan. Biraz sakin oldu diye ikinci bölümü. Yanlış anlaşmak korkutuyor mu sizi? Bekle, çok. Hayatta en hassas olduğum konulardan biri. Ben sizin şu an yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorum açıkçası. Ne anlamda? Çünkü çok güzellik algısı, evet zümrüt böyle olmalı. Zümrüt evet. Böyle lanse edilmeli. Evet. Zümrüt bu şekilde. Şu an belki de zümrütle konuşuyorum. Zümrüt Karaca belki de karşımda. Yok, daha değil. Zümrüt Karaca olsa başka yerden girer. Ve eminim bu kostümle olmazdı. Başka tabii bir şey olurdu tabii yani. Tabii sarıldık o kadar. Bu 15 lira Fatih'ten. Şahane. Evet, çok zümrüt daha biraz daha böyle çıs çıssız şeyler geliyor. Sanki böyle yapmak istediğiniz şey güzel olmak gibi bir kaygınız var da insanlar size hani çok güzelsiniz, çok güzelsiniz, çok kilo verdiniz, şahane olduğunuz evet. Baştan yarattı kendini falan. Hayır, zümrütü canlandırıyor. Evet. Bu yanlış anlaşılma korkusuyla nasıl başa çıkıyorsunuz mesela? Çok fazla alternatifin olduğu bir yerde evet. Zıtlık kullanmak zorundasın. Hmm. Dikkat tersten çekmek gitmek için. Lazım. Ha, güzel. O yüzden 110 kilo olmadan ben bu kiloda hı hı. olsam ve sarışın olsaydım bu ilgi çekmeyecekti. Yani evet. ben hep bu kilolarda kalsam hı hı. ve işte zümrüt oynuyor olsam bu kimsenin umurunda olmayacaktı. Olmayacak. Ama Nurhan için 40 kilo alıp üstüne onu verip üstüne saçı sarıya boyadığında evet. işte bir önceki işinde de mahalle kadını Fikriye olduğu için evet. bu kadar ilgi çekiyor. Yoksa sarışın olan aynı rolü defalarca işte konağın köşkün prototip kadını orada olan yardımcı, sarışın binlerce kadın oyuncu var yani. Hani onların işte A dizisinden çıkıp B dizisine girmesi haber olmuyor. Çünkü bir haber evet. değeri aynen. teşkil etmiyor. O anlamda risk aldıkça tabii. aslında o hani fedakarlık gibi gözüken şey, evet. işte güzelliğinden fedakarlık etti, şu yaşı oynadı, işte bilmem ne kilo aldı, çirkinleşti, bunu yaptı falan. O fedadan bir kâr etme durumu da oluyor aslına bakarsan. Ya, şöhretle başa çıkmanızı ben merak ediyorum. Yani hiçbir zaman çok şöhretle olmadınız. Şöhret İyi ki de olmadınız bence. İyi ki de. İyi ki de olmadınız. Yani çünkü... geniş ailede bir dönem bir zorladı. Evet, doktorlarda da bir zorladı. Doktorlar ama Nurhan'da hep gelincik yokuşundaydık. Yani ben gerçekten öyle yaşamıyorum. Benim evet. işte çılgın cumartesi gecelerim var. Evet. İşte 2 litre çay, 1 litre kahve ve çekirdekle geçen. Çılgın cumartesi gecelerimiz var. Dışarıdan tabii, renkli bir insan olarak evet, evet. Görüldüğümün farkındayım. İşte. Eğlencelisiniz ve evet. çok dışa dönüksünüz. Ama aslında değil. Çok sıkıcı bir işkoliyim ben. Yani set, üniversite, aile arasında bir üçgende gidiyor hayatım. Evet. Ama bunu çok eğlenceli kıldığımı düşünüyorum. Güzel bir şey geliyor. Öğretmen olmak, şu an ders veriyor olmak sizi gerçekten çok besliyor değil mi? Çok. Ben çok önemli çok. Bir artistin olduğunu zaman. Düşünüyorum. 25 senedir çünkü her zaman. Çünkü sorumluluk var üstünüzde. Yani evet oynuyorsunuz, evet canlandırıyorsunuz ama sanki bir misyon edinmişsiniz. Tabii. Ve o misyonla hareket ettiğiniz için de hem rahatsınız hem de anlaşılacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben çok asi bir öğrenciydim. Yani o yüzden ben öğrencilerimi de hep kendim gibi kafamda kodluyorum. Yani herhangi oynadığım bir sahnenin içinde bir plan satamam. Feragat edemem. Hayır yani ya boş ver bunu da idare et, hani oyna gibi bir şey yapamam. Çünkü bir öğrencim gelip de bana hocam sen bize derste böyle anlatıyorsun. Ama sen bu sahnede ne yapmışsın hoca, sen burada yoksun, evde yoksun dese ben herhalde mesela... bileklerimi keserim. O yüzden oynadığım her şeyi ben hayatımda yani çektiğim son sahneymiş gibi davranıyorum. Bazen bu çevremdekileri yoruyor biliyorum evet. ama yapabileceğim başka bir şey yok. Çünkü şey cümlesi vardır ya, ben işimi aşkla yapıyorum. Ama gerçekten öyle yani benim evet. sete giderken böyle karnımda kelebekler uçuşuyor. Yani 16 saat setin üstünde ben gece 3'te göbek atmaya başlıyorum. Allah'ım yarabbim çok şükür sette hissetimiz var diye. Çünkü hayattan bir şey çaldığımızı evet. düşünüyorum ve bir şey üretiyor olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden de yaptığım işte çok takıntılıyım. Peki bu beslenme durumu yani üretim aile ne kadar etkili? Yani nasıl bir ailede büyüdünüz ki bu kadar işi önemseyen, ailenin ne kadar etkisi var sizce? Vallahi ailenin etkisi çok fazla çünkü dedem Celal Yetkin işte 25 sene bila ücret resim atölyesinde resim dersi verdi. İzmir'de bir resimden anlayan insan topluluğu
ana vesile oldu. Emin Bozoğlu aynı şekilde işte devlet bursuyla okumuş, Ford'a gitmiş, devrim arabalarını yapan. Yani idealist bir aile geçmişi var. Yani bizim ailede başkasına faydan yoksa çok adam yerine konmazsın. Parayla pulla sofraya oturtmazlar kimseyi. Ürettiğin bir şey olması lazım ve o ürettiğinin de sana değil, çevrene faydası olması lazım. Peki bu süreçte acılar da oluyor ve hani çok trajik şeyler de olabiliyor. Siz neden, nasıl, niye pes etmediniz? Vazgeçme, asla vazgeçme. Ya da nasıl vazgeçme. Eksiği artıya nasıl evritebildiniz? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Gerçekten bu hayatta, yani mesela aşk çok önemli bir şey ya hayatta. Evet, evet. Benim için aşkın çok net bir tabiri var. Yani zamanı unutuyorsan, evet, ve kendini unutuyorsan, hı, benlik bilincinden çıkıyorsan, evet, yaşadığın şey aşk bence. Evet. Peki onaylıyor musunuz bu hissi? Tabii. Yani aşk bence... Ben mesela asla hayatı adamı, kontrollü gitmeliyim falan. Hayatı adam eden şeydir aşk yani. Tabii. Zaten kontrol edebiliyorsan o aşk değildir. Ha. Kontrol edemiyorsan o aşktır. Sizi terbiye ediyor aslında kontrol dışına çıkıldığında. Tabii. Yoksa öbürü mantıklı, makul seçimler, bazen başka şeyler. Bazen mantığı da bırakmak gerekiyor yani. O esi vermek yani gerekiyor sanki. Sen vermiyorsun, onu sana veriyorlar mı? Bir tokat yiyorsun. Ya benim oyunculukla ilgili kurduğum ilişki sağlıklı bir ilişki değil. Uzun yıllarda olmadı. Belki de sağlıklı aşk olan ilişkisi. Bu. Belki de sağlıklı olan bu. Yani bilmiyorum ama Allah beni böyle terbiye ediyor diye düşünüyorum. Ben o yüzden vazgeçemedim. Hmm. Yani yoksa vazgeçmek konusunda da niyet ettiğim, ben karar verdiğim... Ben şu an vazgeçme aşamasındayım. Asla. Şu an o şekilde konuşuyorum karşımda. Peki yok, bana ne öneriyorsunuz? Gerçek aşksa zaten vazgeçemeyeceksindir. İstesen de vazgeçemeyeceksin. Tabii. Yani o bağımlılık gibi bir şey. O, o adrenalin, o tutku, o heyecan, o kendini bu hayatta en doğru ifade ettiğin yerse eğer yaptığın şey, seni bir şekilde geri çağırıyor. Ben iki kere öyle böyle mesleği bıraktım. Birinde şey diye... Bildiğimiz şeyler değil mi? Dönemlerde, yakın dönemlerde mi? Yani yoksa bir tanesi 5 sene önce, 5-6 sene önceydi. Çok mutsuz olduğum bir işteydim ve oyunculukla ilgili hiç istediğim nokta değildi o ve hiç takdir edilmediğini düşünüyordum yaptığım şeyin gibi bir sürü böyle handikap vardı. Sizi eleştireceğim. Ve dua ettim Allah'a yani. Dedim ki yani ya dedim benden bu aşkı al, ben yeterince acı çektim. Ya da dedim bana bir işaret gönder. Diyeyim ki ben burada kalacağım ve tamam yani. Geldi yani mi o işaret? Ertesi gün Türkan Şoray'ın basın danışmanı aradı. Bircan Usallı Silan. Senin kitabını kimin elinde gördüm biliyor musun? Kimin? Türkan Şoray'ın. İşte seni 20 senedir takip ediyormuş. Yeditepe İstanbul'dan beri. İşte bu kitap konservatuarlarda okutulmalı. Şöyledir böyledir. Ya. Ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Mutlaka tanışmak istiyorum diye. Sonra da yarım saat diye evine bir ziyarete gittik. 9,5 saat sürdü. Uzun bir maraton. Biraz uzundu. Efsane bir ve ben yani bana anlattırdı önce işte dertlerimi. Hı-hı. Bir iki saat susmadan ben işte şikayet ediyorum, ağlıyorum, şudur budur falan. Ne dedi size kilit? Vallahi sonra da kendi hikayesini anlattı yani. Oo. Dedik ben çünkü zannediyorum ki yani Türkan Şoray böyle tabii dokunuyor. Tabii. Senaryolar dokunuyor, tabii, filmler dokunuyor. Kurallar hazır, kurallar tabii hazır. Tabii her şey yani onu. Meğersem ne neler emek, var, ne acılar, ne savaşlar. Evet. Yani o efsane böyle kanla, gözyaşı ve terle yazılmış. Sinema emekçisiyim demesinin altı boş değil. Peki, o yüzden yani oradan yola çıkıp dedim ki bir daha... Sızlanma, ağlama. Yok, şikayet etme hakkı vermiyorum kendime ama şunu öğrendim. Ruhsal olarak şuur kaybetmeden kendimi... Daha hayatta dengeleyerek, teneffüse çıkarak, güzel, kaynaklarımdan beslenmeyi ihmal etmeden. Çünkü ben mesela prova yapmaya başladığımda yemek yemeyi unuturum, su içmeyi unuturum. Sadece kahve ve prova ile yaşayabilen bir insanım. Tabii set de öyle yani. Sadece kahveyi ver, başka hiçbir şey verme. 18 saat çalışabiliyorum. Sonra böyle kan şekerim, çocuklar ne oldu falan diye böyle aşağıya iniyorum falan. Diyorlar ki yemek yemediniz falan. Bu kadar olmak zorunda değil. Yani bunu daha dengeli yaptığında daha az yorularak, daha uzun vadeli, bir de ekiple daha tabii uyumlu olabiliyorsun. Koordine bir şekilde. Evet. İyilikten son olarak, iyilikten vazgeçmeme
Çünkü hayat çok kötü gibi gelebilir ya bazı evet. insanlara. Dolayısıyla da bir şekilde bu uğurda sadece iş konusunda değil, sadece oyunculuk konusunda değil, özel hayatta olsun vesaire, iyi insan olarak kalabilmek sizin için neden önemli? Çok önemli. Ve nasıl kalınabilir sizce? Ben bunu insan olarak merak ettiğim için. Şeytanın sesini kısacaksın. Çok kolay çünkü aslında dış tabii. faktör. Şu bir gerçek ki bu hayat evet zıtlıklardan oluşuyor ama her şeyin bir bedeli var. Mutlaka da yaşıyorsun. Her şeyin bir bedeli var. Güzel. O yüzden anlık kazanç, yani bu duyguda olabilir, parada olabilir, hayattaki zaferlerle ilgili olabilir, ego ile ilgili olabilir. Anlık kazancın muhakkak bir bedeli var. Ama şeytan ödemeyi peşine almıyor. Akıllı. Çok güzel. O yüzden yani çok önemli bir bilgidir. Benim hayatımı kurtaran bir bilgidir. Bir şey iyi olacaksa başında muhakkak sıkıntı vardır. Çok güzel. Sonrasında sen bedel ödedikçe ve hak ettikçe o yol çünkü sana açılır. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir şey zaten sana fırsat. Hadi bakalım yeniyoruz. Orada tamam. Bir şey var. Orada bir şey var. Çok güzel. Şu an beni ayakta tutuyor. Hemen birkaç Diyorlar diye bir köşemiz var hemen. Evet. Instagram'da, YouTube'da en çok hızlı bir şeyler şekilde. Bunlar çok evet, eğlenceli. Evet, ben de çok seviyorum. Şimdi hızlı hızlı size söyleyeceğim. Tamam. İçlerinden bir tanesine yorum yapabilirsiniz. Hepsine de yapabilirsiniz. Tamam. Hızlı hızlı da girebiliriz. Peki. Özgür Official Instagram'dan demiş ki, evrim teorisinden geçmiş sanki. Bir cevabınız var mı kendisine? Evrim teorisinden geçmedik. Bizi Allah yarattı. Güzel. İç yer alt çizgi 0603 demiş ki, size koyu renk saç çok yakışıyor, genç gösteriyor demiş. Koyu renkli saçınızı sizi daha sevmiş. Çok beğenmiş. Teşekkür ediyoruz. Hülya Seremet 67 ve Tanrı kadını yarattı demiş. Evet, masanın altı çok güzel. Çimenler var. Şahane. Güzel şahane. Siz aşağıda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Efendim Gamze alt çizgi durak alt çizgi korkmaz ya da Gamze durak korkmaz. Maşallah matruşka gibisiniz. Her filmde ayrı kadın. Kesinlikle katılıyorum. Artı bir beğenme diyorum ben buna. İnşallah. İnşallah beceriyoruz. Sonda sizi birazcık şey yapacağım. Güzel bir yere getireceğim. Evet. Arkitekt.naz demiş ki, çıtayı Allahu Ekber dağlarına çıkardınız resmen. Açıkça itiraf ediyorum, sizden gözlerimi alamıyorum. Nazar sizden ötede oynasın. Zarif asil hanım budur işte. Çok teşekkür ederim efendim. Telakların asları unutmayalım. Maşallah Sübhanallah diyelim. Bildiğiniz birinden geliyor. Tümay Özokur'dan geliyor. Canım benim. Evet. Canım hemşirem. Ben hemşirem, o laf da çok güzel. Seviyorsunuz hemşirem çok, kelimesini. Çok. Ben korkarım seninle yüzleşmeye demiş. Ya, benim çok hoşuma gitti. Bunu çok yakaladım tatlı. Size de söylemek çok istedim tatlı. Tabii ki. Hasan Gülşah Aydın diye bir çiftimizin ortak Instagram hesabından güzel bir şey var. Biz dün akşam bütün ameliyathane nöbet ekibimle ekrana kilitlendik ve pür dikkat sizi izledik. Hatta tekrarını bile izledik. Aa canım benim. Süperdi. Efsaneydi. Sizi çok özlemiştik. Çünkü özleyen bir kitle de var ve o sizi Nurhan olarak biliyor, Sevim olarak biliyor, Yeditepe İstanbul'dan olsunlar. Biliyor. Çok sağ kıymetli olsunlar. O devamlı. Çok evet. Ben öyle, bir yani sadık bir evet, izleyicimiz var. Bu, sizi. Bu sefer ne yapacak diye kanalı açıyorlar çok şükür. Bir de şey var, ben çok güldüm. Meltem Uçar demiş, koskoca Gestapo ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş. Gestapo sarışın Gestapo mu olurmuş be demiş. Doğru demiş. Ve final, ben çok beğendim, mutlaka size söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım. Ayşe Kural demiş ki, son olarak. Ne demiş? Çok güzel. Bazen bir insanla kesişir yolunuz ve o insanın senin hayatına bir dönüm noktası, bir başlangıç olmasına izin verirsiniz demiş. Sizin Sevim karakteriyle ilgili Instagram'dan paylaşımında demiş. Bunu bir yorumlara istinaden söylemiş. Ben çok kıymetli buldum bu lafı. Benim için çok güzel bir şekilde yoluma karşımda çıktınız. İlk de o yazıyı yazmışım. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben size sonra söyleyeceğim. Tamam. Anlamınızı kamerler sizden sonra konuşacağımız aynen, laflar var. Ben de YouTube kanalımda anlatırım. Evet, Yeşim Ceren Bozoğlu'nda YouTube kanalı var. Mutlaka da takip edin. Evet, orada da çok güzel tiyoları var. Evet, dersimiz aynen. Oyunculuk kanalı. Aynen. Bana Instagram'dan, işte Facebook'tan, diğer sosyal mecralardan evet. yazan herkese bir kez daha söylemiş olalım. İşte evet. bu lanet olsun içimdeki Kerime Nadire, lanet olsun içimdeki dağ kızı Reyhan, böyle bir köy
öğretmeni modeli YouTube o anlamda benim için çok iyi oldu. Çünkü bedava ders vermenin yolunu yöntemini bulmuş olduk. Gerçekten işte Haliç Üniversitesi'nde zamanında Atölye 1314'te 25 senedir hoca olarak ne anlatıyorsam artık hepsi YouTube'da ve bedava oyunculukla ilgilenen herkes tepe tepe o bilgileri alsın ve kullansın inşallah. Enerjiniz daim olsun. Siz seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz de size efendim. Teşekkürler. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.